Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hobbit çevirisi yapacağız ama ilk önce şu tekerlemeyi bir okuyalım. Abe kuru dayı, ne kuru sarı budarı, abe kuru dayı. Yarın da biraz daha uzunluğuna başlayacağız. Şimdi Hobbit'e geçelim. En son şurada kalmıştık. Bu PDF'e göre 26. sayfadayız şu an. By this he meant that the conservation was at an end. Bunu söyleyerek en son ne söylemişti? Sen bu tepenin diğer tarafına veya işte suyun karşısına geçebilirsin. Oradaki insanlara bak. Ben macera adamı değilim tarzında muhabbetleri olmuştu. En son bunu söyleyerek de işte tepenin diğer tarafına bakabilirsin diyerek de o by this he meant şunu demek istedi. That the conservation was at an end. Bu muhabbetin yani diyaloğu bittiğini söylemek istedi. Artık konuşmak istemediğini söyledi gibi, o anlama getirdi gibi çevirebiliriz. Ben öyle çevirdim. What a lot of things you do use good morning for, said Gandalf. What a lot of things, burada ne kadar çok şey için gibi kullanıyor. You do use good morning. Good morning, ha şurada by this derken good morning diyor ya, onu kastediyormuş. En sonunda good morning dedi. İşte hatta good morning biz iyi günler olarak çevirmiştik. Sen iyi günleri ne kadar çok şey için kullanıyorsun? Ne kadar çok şey anlamında, çok anlamında kullanıyorsun diyor Gandalf. En sondaki iyi günleri de artık konuşmak istemiyorum anlamında kullanmıştım. Öyle çevirmiştik oraya. Now you mean that you want to get rid of me and that it won't be good till I move off. Now sen you mean işte şimdi demek istiyorsun neyi? You want to get rid of me. Get rid of bir şeyden kurtulmak demek. Mesela burada hastalıktan da olabilir. Get rid of sickness da diyebilirsin. Mesela bir hastalıktan kurtulmak. Benden kurtulmak istediğini anlatmaya çalışıyorsun. And ve that it won't be good ve iyi olmayacak. Yani burada sen gibi düşünüyorsun. Sen iyi hissetmeyeceksin. Till I move off. Ben gidene kadar iyi hissetmeyeceksin. Yani o demek istiyor. Ben gidince rahatlayacaksın. Kısaca benden kurtulmak istediğini anlatmaya çalışıyorsun. Ne diyerek? Good morning. Yani iyi günler diyerek. Günaydın diyerek çevirmeyelim en sonunu. Burada not at all. Not at all my dear sir diyor. Not at all, rica ederim anlamında da var mesela. Birisi thank you dediğinde not at all. Yani hiç de bile olarak da çevirebilir. Hiç de bile, hiç de bile bayım. Rica ederim, rica ederim biraz bana garip geldi. Rica ederimden ziyade hiç de bile olarak çevrilebilir. Çünkü burada bir Gandalf bir argümanı var. Benden kurtulmak istiyorsun diyor. Hiç de bile, hiç de bile bayım. Sonraki cümle ne diyor? Let me see. I don't think I know your name. Let me see. Hani burada dur bakayım. Gibi çevirebiliriz. I don't think. Düşünmüyorum. I know your name. Senin ismini bildiğimi düşünmüyorum. Ha, burada da Gandalf'ı durdurmak istiyor. O yüzden ben şu şekilde çevirdim işte. Hiç de bile. Hani ben senden kurtulmak istemiyorum ha. Getirdiğini anlatmaya çalışıyor. Diye düşündüm. Farklı düşün. Sonra yine yazın. Dur bakayım. Senin ismini bildiğimi düşünmüyorum. Yani ismini soruyor bir nevi. Buraya bakalım. Yes, yes, my dear sir. And I do know your name, Mr. Bilbo Baggins. Yes, evet, bayım. And ve I do know. Burada do'yu normalde do da yardımcı fiil. I do know diyorsanız bildiğini vurgulamak için kullanılır burası. O yüzden yani do bir anlam katmıyor. Sadece vurgu katıyor burada. Evet biliyorum. Neyi? Your name. Evet isminizi biliyorum. Mr. Bilbo Baggins. Sonra da ismini söylüyor. And you do know my name. Though you don't remember that I belong to it. Burada ve you do know. Sen biliyorsun. Yine bilmeyi vurgulamış. My name. Evet sen de benim ismimi biliyorsun. Though burada rağmen bile anlamda da çevirebiliriz. You don't remember. Sen hatırlamıyorsun. That I belong to it. It'ten kastı burada isim. Benim o isme ait olduğumu hatırlamasan bile sen de benim ismimi biliyorsun olarak çevirebiliriz.
Çok garip cümleleri var ya. Burada ne diyor? I am Gandalf and Gandalf means me. Ben Gandalf'ım ve Gandalf ben anlamına gelir. Gandalf deyince akıllara ben gelirim gibi bir şey herhalde bu. Aynen. Yani Gandalf denilince akla ben gelirim. Gandalf ben demektir olarak düşünebiliriz. Basit ama çevirisi bir o kadar da geniş yani. Nereden tutsam geliyor. Mesela siz nasıl çevirirsiniz burayı? Gandalf means me. Yoruma yazın. Birlikte konuşalım. Buraya bakalım. To think that I should have lived to be good morning by Belladonna took sun as if I was selling buttons at the door. Yine çok garip diyor. Good morning. Burada good morning fiil olarak yapmış. Yani yine iyi günler açaymıştık. İyi günler, iyi günlenmek. Bunu çevirmeye çalışacağım. To think. Bunu düşünmek. Neyi düşünüyor? I should have lived. Burada yaşamalıyım. Yaşamışım. Ne için? To be good morning by Belladonna Tuxa. İyi günlenmek. Kim tarafından? Belladonna Tuk'un oğlu tarafından. İyi günlenmek için mi yaşadım gibi düşünebiliriz. Bir de ondan sonra as if I was selling buttons at door. Burada ben satıyorum. Ne? Düğme satıyormuşum. At the door. Kapıda. Yani kapı kapı dolaşıp düğme satan birisi olarak birisiymişçesine Belladonna Tuk'un oğlu tarafından iyi günlenmek için çevirirse çok iyi günlenmek için mi yaşadım ya da yaşadığımı düşünüyorum gibi çevirdim. Yine çok ilginç bir cümle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine bunları yazın. Farklı düşünüyorsanız eğer. Yani good morning. Bu videonun da bombası bu yani. İyi günlenmek, günaydınlanmak gibi çevirebiliriz. Bu da Gandalf, Gandalf. Good gracious me. Gandalf, Gandalf. Good gracious me. Oh my god'la benzer anlamdaymış. İşte aman tanrım diye. Gandalf, Gandalf. Aman tanrım. Buraya bakalım. Not the wandering wizard that gave old took a pair of magic diamond studs that fastened themselves and never came undone till ordered. Yani burada bak not var, bir de soru işareti var. Burada şu değil mi olarak çevireceğiz. Wandering burada gezgin büyücü. Sonra kim işte that var. Gave old took. Old took'a veren ne veriyormuş? A pair of magic diamond studs. Bir çift büyülü elmas. Burada şey düğme gibi düşünebilirsiniz. Bunun resmini göstereyim. Şu şekilde. İşte diamond studs. Bu gömlek düğmeleri olarak düşünebilirsiniz ama elmaslar. Bundan veriyor bir çift. Daha sonra yine that var. Yani sadece bu kalmıyor. Neymiş bu? Fastened themselves. Kendilerini birbirine böyle ilikleyen, birbirine giren yani. And never come undone. Undone burada çözülmek. Asla çözülmeyen. Till. Ne zamana kadar? Ordered. Emir alasıya kadar çözülmeyen ve birbirine iliklenen yani birbirine içine giren bir çift büyülü elmas düğme veren yani Otuka bunu veren bu gezgin büyücü değil mi? Gandalf yani. Bu şekilde çevirebiliriz. Buraya bakalım. Not. Yine burada soru işareti var. Yine şunları yapan değil mi olarak çevireceğiz. Bir cümle yapısı aynı yani şu cümleyle. Okuyalım. Not the fellow who used to tell such wonderful tales at parties about dragons and goblins and giants and the rescue of princes and unexpected luck of Windows Sun. Burada bir sürekli and kullanmış. Ben bunu böyle kullanınca kendim garip hissediyorum. Demek ki kullanılabiliyormuş yani bir yazar bunu kullandıysa. Çevirmeye çalışalım. And the fellow. Fellow burada ahbap gibi bir anlam var. Bir de kişi olarak çeviriyor. Şunu yapan kişi değil mi olarak çevireceğiz. Who used to.
Used to neydi? Geçmişte yapan ama artık yapmadığım bir şeyleri kullanırken kullanılıyordu. Geçmişte ne yapıyormuş? Tell, anlatıyor. Such wonderful tales. Harika. Burada saç da bu harikayı şey yapıyor. Yani such beautiful girl. Ne harika işte, ne güzel bir kız gibi. Bu ne harika. İşte çok harika hikayeler anlatan. Nerede? At parties. Partilerde harika, çok güzel hikayeler anlatan kişi değil miydi? Olarak çevirdi. Sonra about var burada. Hakkında. Bu hikayeler ne hakkındaymış? Dragons, ejderhalar, goblins, goblinler, giants, devler, and the rescue of princess. Burada prenseslerin kurtuluşu, kurtarılması ile ilgili. And the unexpected luck of widow son. Burada beklenmedik bir şans. Widow burada dul demek. Dulun oğlu ile ilgili beklenmedik şansla ilgili hikayeler. Burada farklı bir şekilde, yani video dolu bilmiyoruz. Belki bunun da ayrı bir hikayesi vardır, ileride karşımıza çıkacak. O yüzden şu an tam anlamadım. Yani bu farklı farklı konularda harika hikayeler anlatan kişi değil mi olarak çevireceğiz burayı. Burada da devam ediyor ama not var, bir de soru şey var burada, ünlem var, hani adam mı? Yine adam değil mi olarak da çevirebiliriz. Not the man. Sonra dead var. Bu adam kimmiş? Yine used to kalıbı var. Geçmişte yaptı. Make such particular excellent fireworks. Hangi adam mı ya, hangi adam değil mi olarak şey yapacağız? Used to, geçmişte. Make yapıyor. Such particular excellent fireworks. Yine such kullanımı aynı orada, yani vurgulama için. Particular, özellikle harika havai fişekler yapan adam değil mi? Veya burada soramadığı için adam mı? Yani adam mı da soru oluyor. O şekilde çevirebiliriz. I remember those. Onları hatırlıyorum. Basit bir cümle, kısa. Buraya bakalım. All took used to have them on Midsummer's Eve. Burada yaşlı took used to, yine used to kalıbı var. Have them, onlara sahipti. Yani onlar dediği için orada patlatır da olarak da çevirebiliriz. On ne zaman? Midsummer's Eve. Burada yaz dönümü veya mit oluşun yazın ortasında, eve de arife anlamında var. Mesela arife gecesi anlamında da var. Akşam. Hani yaz ortalarındaki akşam, bir hava karardığında yaşlı tuk da onları, bu havai fişekleri patlatırdı. Onlara sahipti. Bence de patlatırdı. Daha mantıklı. Çünkü burada biz ne demiştik? Make. Gandalf bunları yapıyordu. Yaptıktan sonra Old Took'a, Yaşlı Took'a vermiş. Demek ki Yaşlı Took da bu yaz ortalarındaki akşam vaktinde, yani burada yaz dönümünün arifesinde patlatıyor olarak çevirebiliriz. Burada da splendid. Bu da muhteşem anlamında. Muhteşemdiler. Yani o görüntüden bahsediyor. Splendid. Bu da benim ilk defa gördüğüm bir kelime. Wonderful falan, bunları biliyoruz. Splendid de muhteşem anlamı varmış. Buraya bakalım. They used to go up like great lilies and snapdragons and laburnums. Tam okunuşu böyle olmayabilir. Of fire and hang in the twilight all evening. De yine used to kalıbı var. Onlar go up. Yukarıya çıkar den yani, süzülürdü. Buradan they'den kastı ne şeyler? Bu fireworks'lar. Havai fişekler. Like gibi ne? Great Lilies. Harika. Burada Lilies, zambak. Bunların hepsinin resmini göstereceğim. Lilies. Lilies bu. Zambak yani çıktı, patladığında havai fişekler. Bir tanesi buymuş bu. Harika. Zambak şeklinde. Şeklini alıyormuş. Daha sonra and Snapdragons. Bu da aslan ağzı. Bunun da resmine bakalım. Bu şekilde Snapdragons. Patladığında bazıları da bu şekilde. Bu şekli alıyormuş. And laburnums. Burada sarı salkım. Bunu da resmini göstereyim. Sarı salkım da bu şekilde. Yani üç farklı şekilde patladığında bu şekilleri alıyormuş havai fişekler. Laburnums. Tam olarak okunuşu bu şekildedir herhalde. Ve of fire, yani ateşten. İşte ateşten zambak, aslan ağzı ve sarı salkım şeklinde patlıyor. And hang in. Orada takılı kalıyor, asılı kalıyor. In de
Twilight. Burada Twilight olur okuyor. Twilight alacakaranlık. Zaten alacakaranlık filmi de olması lazım. Oradan biliyorsunuzdur bunu. O alacakaranlıkta bütün akşam alacakaranlıkta da asılı kalıyor bu görüntü. Yani bir an hemen gitmiyormuş yani. Bunun patladıktan sonra oluşan görüntü orada asılı kalıyormuş. Buradan da bunu anlıyoruz. Yine bir sayfa bitti. Yani zordu, 15 dakika oldu. Normalde 12-13 dakikada bitiyordu. Çok ilginç. Yani neydi? Good morning. Şurayı. Yani iyi günlenmek olarak ilk defa gördüğüm bir yapı. Daha fazla başka şeyler de gördük yani. Splendid vardı mesela, mükemmel. Neredeydi o? Andan neydi? Çözülmekte. Kamandan çözülmüyordu. Emir Alası'ya kadar. Stas neydi? Bu düğme şeklinde. Magic Diamond. Böyle bir kelimelere bakalım. Yeni öğrendiğimiz. Kısa version, bunların hepsini biliyoruz. Get rid of, bir şeyden kurtulmak demekti. Move off, ben çekip gidesiye kadar. Ya, sen mutlu olmayacaksın olarak çevirmiştik. Sonra işte belong to, bir şeye ait olmak demek. Ya ben o isme aitim. Selling buttons burada işte. Bunu çevirmiştik. Yani bütün kelimeleri biliyorsunuzdur. Burada good grace yazmış. Oh my god ile aynı anlamda çevirmiştik. Aman tanrım. The wandering gezgin. Gezgin büyücü. Olarak çevirdik. Feston burada sıkmak demek. Mesela hani ip. Ayakkabının ipini de sıkmak, bağlamak, iliklemek olarak düşünebilirsiniz buraya. Burada saç kalıbını şey yapmıştık. Used to. Neydi? Önceden yaptığımız ama artık yapmadığımız şeyleri. Fellow ahbap anlamı. Biz burada kişi olarak çevirdik. Goblin zaten biliyorsunuz. Giant's dev demek. Rescue, kurtarmak demek. Burada prenseslerin kurtulması. Unexpected, beklenmedik. Video da neydi? Duldu. Dulun oğlunun beklenmedik şansı hakkında hikayeler anlatıyormuş. Ne olduğunu anlamamıştık ama ileride bununla ilgili detay verirse. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bu adam, ben hikayelerini şöyle biliyorum. İlk hikayelerinde işte bu devlerin, goblinlerin falan nasıl oluştuğunu anlattığı ilk kitapları var. Aslında en baştan okumak gerekiyor ama biz sonlardan başladık yani. Bundan sonra Yüzükler Efendisi var herhalde. Son dördüncü kitabı falan şu an okuduğumuz. Öyle biliyorum. O yüzden tam olarak bazı şeyler eksik kalacak diye düşünüyorum. O yüzden şey ya, bu konularda daha önce kitaplarını okuyup böyle temel bilgileriniz varsa bu fantastik dünya ile ilgili yorumlara yazın. Hem ben öğrenmiş olurum, diğer arkadaşlar da öğrenmiş olur. Sonra not soru işareti kalıbı vardı. İşte sen bu adam değil misin, şu adam değil misin diye. Burayı çevirdik işte. Mek yapmak. Yine used kalıbı vardı. Neydi? Eve. Burada Arife. Hani akşam üzeri işte. Orta yaz döneminin arifesinde onları patlatıyormuş. Splendid harikaydı. Ve go up zaten, hani havai fişek go up, oradan anlamı çıkarmak basit. Havaya gidip patlıyordu işte. Lee Zambak'tı. Snapdragons aslan ağzı. Lavender'de sarı salkım. Bunların hepsi ateş. Yani havai fişek olduğu için ateşten yapılmış. Hang in. Burada takılı kalmak. Hang. Bir de buna out derseniz de hang out, takılmak demek. Hang out with friends, arkadaşlara takılmak anlamı var. Twilight, alacakaranlık. Oldu mu? Bütün akşam alacakaranlıkta o görüntü takılı kalıyor. Bir genel tekrar da yaptık. Haydi görüşürüz. Bay bay. Umarım beğenmişsinizdir.